Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Konuşmalarınıza dikkatlice izleyen bir izleyicimiz demiş ki bende her hastalık var. Ben üzüntü ve heyecanda tansiyonumun iniş çıkışlarını bizzat yaşayan kişiyim. Kilo vermekle çok fazla ilaç kullandığım için içim dışım ilaç oldu. Kilo vermekle biraz çözümü buldum diye söylüyor ama. Çok güzel yani, doğru. Ama ilaçları da tamamen bırakması doğru mu? Bırakabilir ama bir stres faktörü öndeyse, yani bence o stres faktörünü iyi bir psikiyatriste çözmesinde fayda var. Evet. Peki hocam, tansiyonla ilgili eklemek istedikleriniz var mı? Diğer gelen sorulara yönelmek istiyorum. Şimdi şöyle, çok görüyoruz, ada çayı içiyor hastalarımız. Bitki çayları da. Bitki çayı, ada çayının kendi de tansiyon yapıyor. Öyle mi? Onun için yani özellikle tansiyon hastalığına dikkat etsin yani ada çayını içiyor. Mesela meyan kökü yapıyor. İşte kullananlar vardır. Özellikle bayanlar için doğum kontrol hapı. Yani muhakkak hekime tansiyonu varsa söylesin. Bu nezle oluyoruz, grip oluyoruz. Bunun damlaları, efetrim, adrenalin olanlar var. Bunlar tansiyon yapıyor. Bir de biz böyle alışkınız komşudan ilaç almaya, bu ağrı kesiciler, özellikle romatizmal ilaçlar. Evet. Kortizon, aslında şimdi çok şükür yani, kontrol altında ama eskiden ben bundan 40 sene önce hatırlıyorum, kilo almak için kortizon veriliyordu hastalara. Yani bunlar hepsi tansiyonu tetikliyor. Evet. Mümkün olduğunca beslenme ve spor siz uzmanlar. Beslenme, spor, bir de bilmediğiniz ilacı almamanız. Evet. Peki, peki hocam, izleyicilerimiz gelen sorularında her şeyi yiyoruz, yine kilo alıyoruz. Ne kadar korusak da kendimizi, bir hastalık mutlaka çıkıyor. Peki nasıl besleneceğiz, nasıl korunacağız? Siz sürekli spor, beslenme diyorsunuz. Şimdi ben hastalarıma her zaman diyorum, tadı güzel olan şeyleri az yiyeceksiniz. Çünkü tadı güzel olan şeyde şeker ve kolesterol hakimiyeti vardır. Mesela bir parça çikolata yiyin, bir tabak çorbaya bedel, bir kase. Niye? Tadı hakikaten güzel ama sırf kolesterol. Mesela gençlerde çok görüyoruz kolesterolü. Bunlar çünkü hem bu fast food hikayelerinden yiyorlar, hem de çikolata çok kullanıyorlar. Ben özellikle gençlere sorarım. Hemen hemen kolesterol yüksek herkes çikolata kullanıyor. Tadı güzel olduğu için de çok yeniyor. Pratikte yemesi de güzel. Ona çok dikkat etmelerini şey yaparım. Bir de yürüyüş yani. Yüzme veya yürüyüş. Yüzme adet bir sıkıntılı olabilir, gidilemeyebilir ama. Yürümekte hiçbir şey yok, hiçbir engel yok, yasak yok. Yürüyebildiğin kadar. 20 dakika, 30 dakika günde. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.